Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün videonun başlığından da gördüğünüz gibi farklı bir konuya değineceğim. Ama videoyu çok uzatmayacağım. Umarım herkes izler ve bilgilenir. İlk önce sorumuza gelelim. Birkaç kez şahit oldum, birkaç kez duydum çünkü bu söylemi. Söylemi şu şekilde, kemençede nota yoktur şeklinde. Hani sizin de duyduğunuza eminim. O yüzden bu konudaki fikirlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. İlk önce neden bu söylemin geldiği hakkında küçük bir açıklama yapacağım. Eskiden tarihimizde, Osmanlı dönemlerinde batıdan nota eğitimi daha ülkemize gelmemişti. Nota eğitimi gelmediği için enstrümanlar daha çok usta-çırak ilişkisiyle, meşk sistemi dediğimiz sistemle öğretiliyordu. Biraz araştırırsanız siz de görürsünüz. Yani meşk sistemi dediğimiz bu usta-çırak ilişkisiyle öğrenciler ustalarını, öğretmenlerini izleyerek, gözlemleyerek, onları dinleyerek bir şeyler öğreniyorlardı. Daha çok ezberi sistem diyelim. Bu şekilde bir öğrenim vardı. Daha sonra nota dahil oldu ülkemize ama yani bu söylem hala günümüzde görülebiliyor. Yani söylemin çıkış yeri o şekilde. Ülkemize notanın geç girmesinden dolayı meşk sisteminde ilerleyen bir sistem olmasından usta-çırak ilişkisiyle bu söylem hala devam ediyor. Kemençede nota yoktur, kemençe notayla öğrenilmez, kemençeli notayla çalarsan tavırlı çalamazsın tarzında birçok söylem var. Arkadaşlar tüm enstrümanlar gibi kemençemizin de notaları var. Kemençe isterse 3 tel olsun, isterse 2 tel olsun yine de kemençede nota var arkadaşlar. Şu söylemi lütfen paylaşalım videoyu, herkes izlesin. Kemençemizde nota var ve kemençe notayla çalınır. Peki şöyle söyleyeyim. Kemençeyi notayla çalıyoruz. Notayı birazcık detaylı yazarsak tavırı yakalayabiliyoruz ama daha çok öğrencilerin öğrenmesi için düz şekilde yazıyoruz. Bu şekilde çalındığında düz olmuş oluyor ve bunu dinleyen diğer kısımlar işte nota kemençede olmuyor, işte tavır verilmiyor tarzında söylemleri var. Kemençeyi notayla çalıyoruz düz bir şekilde ama özel derslerde, birebir derslerde oradaki süslemeleri, oradaki kullanılan yayı anlattığımız için notada bize rehberlik ettiği için öğrenci daha kolay öğreniyor ve daha iyi bir yol izlemiş oluyoruz. Öğrenci bu şekilde eseri ezberlemekten daha çok unutmuyor. Notasına baktığı zaman ne yapması gerektiğini hatırlıyor. Sadece notayla düz öğretiyoruz şu anda başlangıç aşamasında olan arkadaşlara. Daha sonra süslemeleri ekleyerek o tavrı yakalayabiliyoruz. Fakat tavır açısından da şunu söylemek zorundayım. O yöreyi iyi bilmek, o yörenin müziğini iyi dinlemek ve iyi icra etmek, iyice çalışmak gerekiyor. Bu şekilde çalışırsanız, notayla da çalsanız her şekilde o tavrı yakalarsınız. O yüzden buradan tekrar söylüyorum. Lütfen arkadaşlar sizler de paylaşınız. Kemençede diğer tüm enstrümanlar gibi notayla çalınır ve notayla öğretilir. Detayları süsleme teknikleriyle, yay teknikleriyle öğrenciye işlenerek istediği tavır, istediği seviyede yakalanabilir. Bunu buradan herkese bildirmiş olalım. Lütfen dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Videoyu paylaşırsanız, beğenirseniz ve bu görüşüm hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Bunları da yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.